أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, Kur'an-ı Azimuşşan'ında biz kullarına anlayacağımız şekilde birçok ayetiyle nasihat ediyor. Ve kendisi bizi bu dünyaya getirdi. Bu dünyada nasıl yaşayacağımızı, buradaki hayatın mutlaka bir gün biteceğini, hayat bittikten sonra insanın akıbetinin bir koyun, bir keçi, bir sığır, bir at, deve gibi olmadığını, şu fani dünya hayatının tamamının insanlar için yaratıldığını, bütün hayvanların canlı ve cansız varlıkların direkt veya indirekt insana hizmet ettiğini haber veriyor. Yerler ve gökler, rüzgarlar, bulutlar, yağmurlar, karalar ve denizler, balıklarına varıncaya kadar, ormandaki yeşilliklerine varıncaya kadar, meradaki çiçeklere ve yeşilliklere varıncaya kadar, toprağın altındaki madenlere, petrollere varıncaya kadar, kömür ocaklarına varıncaya kadar hepsi kime hizmet ediyor? İnsana hizmet ediyor. Dolayısıyla Allah Celle ve Ala Hazretleri her şeyi insan için, insanı da kendisi için yaratmıştır. Her şey bize hizmet ediyor mu? Ediyor bize hizmet. Yani güneş görevini yapıyor, ay görevini yapıyor, yıldızlar görevini yapıyor, bulutlar, rüzgarlar görevini yapıyor, topraklar görevini yapıyor, domatesti, salatalıktı, sebze idi, meyve idi, arpa idi, buğday idi, bütün bunlar görevini yapıyor. Koyun tarlada otlarken, merada otlarken sanki kendi adına otluyor ama halbuki o kendi adına otlamıyor. Senin ve benim adıma otluyor. Kasaptan aldığımız et, bir kilo et, kim bilir hangi dağda, hangi bayırda, hangi çimende efendim hayvanın otlayarak Cenab-ı Hakk'ın onda yaratmış olduğu bir gıda maddesidir.
Dolayısıyla her şey bize hizmet ediyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, bak insanoğlu, ben seni kurda, kuşa yem yapmadım. Koyunu, kuzuyu, deveyi, ineği, sığırı, tosunu sana yem yaptım. Et yaparsın, sütünden istifade edersin, peynirinden istifade edersin, derisinden istifade edersin. Kısacası diğer varlıkları senin hizmetine amade kıldım. Her şey sana hizmet ediyor ama sen de seni yaratanı, bu kadar şeyleri sana hizmetçi kılanı tanıyacaksın diyor. Peki Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerini tanımak ne ile gerçekleşir? Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerini tanımak, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tanıttığı gibi, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin kendisini beyan ettiği gibi tanımak, Rabbimizi tanımaktır. Yoksa Hristiyanlar da Rabbimiz Allah'tır diyorlar. Hatta Mekke müşrikleri de yerleri gökleri yaratan Allah'tır diyorlardı. Ancak yerleri gökleri yaratan Allah'tır demek, Allah'ı tanımak değildir. Bir insan yerleri gökleri yaratan Allah'tır dese, fakat melekler de Allah'ın kızlarıdır dese, bu insan Müslüman olabiliyor mu? Allah'ı tanıyabiliyor mu? Bir insan yerleri gökleri yaratan Allah'tır dese, İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur dese, Allah-u Teâlâ'yı tanımış olur mu? Olmaz. Onun için Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanımak lazım? Rabbimiz kendisini nasıl anlattıysa, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Rabbimizi bizlere anlattıysa, öyle anlattığımız zaman, öyle tanıdığımız zaman Rabbimizi tanımış oluruz. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bizim için şu evrende ve kainatta en önemli şeyin birinci noktada kendisini tanımamız gerektiği gibi tanımak. Yani inanılması gerektiği gibi Allah'a inanmak. Bu en önceki vazifemizdir. Bu iman kalbe girmedikten sonra asla ve kat'a bu kalbin sahibinin Allah'ın rızasını, sevgisini kazanması mümkün değildir. Bir insanın kalbine buyurun, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ lafzıyla, manasıyla, inancıyla girmedikten sonra bu insanın et ve kemikten ibaret olan bu bedeni akıl ve şuurla diğer bütün varlıklar üzerinde tebarüz etmiş, temayüz etmiş, kemale ermiş olan bu şerefli şekle yakalaması, bu seviyeyi yakalaması mümkün değildir. Yani bu iman kalbe girmedikten sonra bu beden, et ve kemikten ibaret olan bu beden, yaratılan canlılar içerisinde en şerlisi, en kötüsüdür diyor yaratan Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla işi canavarlıktan başka bir şey olmayan ormandaki canavarlar. Bazen efendim seyrettiğimizde hayvanları nasıl avladığını, nasıl parçaladığını, biz de rahatsız oluyoruz parçalanan hayvan adına. O canavarlardan çok daha canavardır imandan mahrum olan, Allah'ı inanılması gerektiği gibi kabul etmeyen insan. Elhamdülillah, Rabbimiz bize iman şerefini nasip etti. Kemalini, tamamını, devamını nasip eylesin. İman sahibi olmak çok önemlidir ama imanı koruyarak ahirete onunla göçmek ondan çok daha önemlidir. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ancak ve ancak Müslüman olarak ölün, sakın başka türlü ölmeyin. Yani imanınızı son nefesinizde mutlaka koruyun. Aman buna dikkat edin. Çünkü itibar son nefesedir. Bir insan güzel yaşayabilir ama ölürken de güzel ölmeli. Bir insan kötü yaşayabilir, ölürken güzel ölürse o ölürken olan manzara nazarı itibara alınır. Nice insanlar Müslüman olarak yaşarlar ama gavur olarak ölürler.
Nice insanlar gavur olarak yaşarlar ama sonunda Müslüman olarak ölürler. Hangisi muteberdir? Son nefes önemlidir. Muteber olan son nefestir. Bizim bugün imanımızda zerre kadar şüphemiz yoktur. Ama son nefesimizi koruyup koruyamayacağımız konusunda emin değiliz. Bu konuda ne yaparız? Rabbimize yalvarırız, yakarırız. Aman Allah'ım bizi imandan mahrum bırakma. İmansız ölmekten, hazırlıksız yakalanmaktan her birimizi muhafaza eyle. Kıymetli dostlar, yaşayan her insana lazım olan en önemli mesele iman meselesidir. Sonra bu imandaki samimiyet meselesidir. Yani ben Allah'a inanıyorsam ve bu imanımda samimiysem, Allah'ımın bana emrettiklerini seve seve yaparım. Allah'ımın beni yasakladıkları neler varsa onlardan da seve seve kaçarım. Eğer gerçekten Allah'a inanıyorsam, bunları seve seve bilinçli bir şekilde yaparım. Şimdi sizi bugün bu saatte cuma namazına camiye getiren asker zoruyla mı geldiniz? Yok. Polis zoruyla mı geldiniz? Yok. Bir şeyler vaat edildi, dünyevi bir şeyler vaat edildi diye mi geldiniz? Yok. Kendi arzu ve isteğinize geldiniz. Uyuyakalsanız da, sonra uyandığınızda cuma namazının geçtiğini anlamış olsaydınız, üzülür müydünüz? Ay! Der miydiniz? Derdiniz. Ha demek ki, bize imanımız, samimi imanımız, ibadetleri sevdire sevdire yaptırıyor. Biz buraya kendi irademizle geldik, kendimiz severek geldik buraya. Çünkü inancımızdaki samimiyetin eseri budur işte. Peki şöyle sorayım size. Bir adam dese ki, ben gerçekten Allah'a ve Resulüne inanıyorum, Kur'an'a da inanıyorum ama cuma namazına gelmeyeceğim derse, bu insana sen Müslüman değilsin diyemeyiz. Ama imanında samimi değilsin diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? Çünkü imandaki samimiyeti ispat etmek için delile ihtiyaç vardır. Allah'a inanan insan ve Allah'ı seven insan, o Allah'ın dediğini dinler. O Allah'ın dediğini dinler. Teşbihte hata yok. Rahmetli hocamız fasit misal derdi. Sizin, bizim gerçekten çok sevdiğimiz bir dostumuz olsa, akrabamız olsa, illa akraba olması şart değil, sevdiğimiz, gerçekten samimi olduğumuz, samimiyette sevdiğimiz birisi olsa, darda kalsa, bizden yardım istese, gerçekten sevdiğimizle ilgili bahsediyorum. Bizde imkan olmasa bile birilerinden onun darlığını gidermek için yardım, destek isteyerek o sevdiğimiz insanın isteğini, dileğini yerine getirmeye gayret eder miyiz? Ederiz değil mi? Sevdiğimiz insan bize müracaat ederse elimizdeki bütün imkanları seferber ederiz. Elimizde imkan yok da komşumuzda imkan varsa komşumuzdan da yardım isteriz. İlla ki o kardeşimizin ihtiyacını görmek isteriz. Şimdi kıymetli dostlar, bizim kendisine muhtaç olmadığımız ama çok sevdiğimiz birisinin işini görmek bizi mutlu eder. Doğru mu? Peki, Allah'ımız Celle ve Ala Hazretlerine inanıyoruz. O bize muhtaç değil ama biz tepeden tırnağa kadar ona muhtacız. O bizden bir şey istiyorsa kendisi için istemiyor, bizim menfaatimiz için istiyor. Onun isteğini yerine getirmek bizim imandaki samimiyetimizi ifade eder mi? Eder. Ne halim varsa gör dersek, bize birisi gelse, efendim bizim kendisini sevdiğine veya onun bizi bizim kendisini sevdiğimize inandığımız veya bizi de sevdiğine inandığımız bir arkadaşımıza gitsek, ya benim bir 100 TL'ye ihtiyacım var, git kardeşim dese bize, git kardeşim yıkılırız değil mi? Yıkılırız. Ya ben bu adam beni sevdiğini biliyordum. Adam beni kovdu yanından dersiniz. Yani bu arada bir samimiyetin olmadığını gösterir. Şimdi biraz önce verdiğim misal de muttefakun aleyh, hepimiz ittifakla aynı şeyi söylüyoruz. Her birinizi buraya getiren Allah'a imanımızdaki samimiyetimizdir. Asker, polis, kanun gücü bizi buraya getirmemiştir.
inancımız getirmiştir ve seve seve geldik. Cuma'yı kılınca mutlu oluyoruz. Bir takım ayetleri, hadis-i şerifleri dinleyince mutlu oluyoruz. Şayet bir kazara olsa, trafiğe yakalansak, uyuyakalsak, namaza gelememiş olsaydık, aa Cuma'yı kaçırdık diye üzülürdük, değil mi? Bu neyi gösteriyor? Bizim bir samimiyetimizi gösteriyor. Neredeki samimiyetimizi? İnançtaki samimiyetimizi gösteriyor. Peki, bu güzel. Bu ispat güzel bir ispattır. O zaman ben şöyle bir şey de hatırlatmak isterim. Dilimizle beraber yalan söylediğimizde, samimiyetle inandığımız Allah'ımızın nefret ettiği, bizde asla görmek istemediği bir pisliğe bulaşmış olur muyuz? Oluruz. Şu anda beni dinleyen kardeşlerimizden belki de hiçbiriniz içki ağzınıza koymazsınız. Birisi kadehi kaldırsa, içki içse, görseniz haram işlediğinden dolayı onun bu tavrını nefretle karşılarsınız. Doğru mu? Doğru. Peki ben size şöyle bir soru sorayım. Birisi kadehi kaldırmış ağzına, içki içiyor. Birisi ağzına içki hiç sürmüyor ama bu dilde yalandan geri kalmıyor. İkisinin arasında ne fark var? İçki de haram, yalan da haram. İçki de pislik, yalan da pislik. Birisi içkiyle kirletiyor kendisini, samimiyetini kirletiyor. Birisi de yalanla kirletiyor. Ne fark eder ki? Yani bir yasak ile öbür yasak arasında ne fark var? Birisi zina ediyor, birisi zina etmiyor, içki içiyor. Birisi kumar oynuyor, birisi piyango bileti alıyor. Birisi faiz kuyruğuna giriyor. Bunların hepsi pislik değil mi? Hepsi yaratanımızın bize yasakladığı şeyler değil mi? Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu zina edene nefret ediyor da içki içene sevgi mi, muhabbet mi besliyor? İçki içene nefret ediyor da yalan söyleyene Allah Celle Celaluhu muhabbet mi besliyor? Kısacası haramları, günahları efendim irtikab etmek, onları uygulamak, hayatımızı onlarla kirletmek Allah'a karşı olan inancımızdaki samimiyeti zedeler mi, zedelemez mi? Zedeler, sakatlatır. Onun için Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerine karşı inancımızda samimi olarak bizden istediği vazifeleri severek bilinçli bir şekilde yerine getirmeliyiz. Şimdi %90-99 buradaki cemaatimize, siz dostlarımıza yalvarsalar, yakarsalar, üzerine para da vereceğim deseler, bir bardak içki içeceksin deseler, içmezsiniz. Üzerinde para vereceğiz, iyi de para vereceğiz, haşa zina yapın deseler, yapmazsınız. Niçin? Haramdan, günahtan korktuğumuz için, bana para lazım değil, iman lazımdır dersiniz. Güzel de bunları para verseler de yapmayan adam zina haramdır diye yapmıyorsun. O zaman anaya babaya isyanın zinadan ne farkı var ki? Neden ananın gönlünü, babanın gönlünü kırıyorsun ki? Evlat olarak neden üzerine düşen görevi yapmıyorsun? Anan seninle, baban seninle o çocukluğunda çektiği çileleri severek sana yaptığı hizmetleri neden görmezlikten geliyorsun? Bu da zina gibi bir haram değil midir? Anayı darıltmak, babayı darıltmak. Faiz yemek zinadan farklı bir haram mıdır? Elbette bütün bunlar efendim nedir? Rabbimizin rızasının dışına çıkmamıza sebep olan, inancımızdaki samimiyetsizliği ortaya koyan, samimiyetimizde sıkıntı olduğunu ortaya koyan delillerdendir. Şimdi kıymetli dostlar, ben siz kardeşlerimle, siz dostlarımla Kütüb-i Sitte'de zikredilen bir hadis-i şerifi, bir ayet destekli bir hadis-i şerifi paylaşmış olacağım. Şimdi kıymetli dostlar, bu dünyada elbette samimiyetle Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılanlar vardır. Bir de bu konuda samimiyetini ispatlayamayanlar vardır. İki türlü insan vardır. Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا
Allah Celle Celaluhu samimiyetle iman eden insanları sabitül kadem kılar. Ben onlara sağlam bir şekilde imanlarını koruma noktasında yardım ederim. Fil hayati dünya ve fil ahire. Dünyadan ahirete göçecekleri, yani alemi berzah dediğimiz kabir aleminde ben onların münker ve nekir meleklerin karşısında sorularına kolaylıkla cevap vermeleri noktasında yardım ederim. Ölürken imanla ölür, kabirde iman testinden sağlam geçer, ahirette de imtihanı başarmış olur. Kime Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu garantiyi veriyor? Gerçekten dünya hayatındayken imanındaki samimiyeti ispat eden kişilere. Bakın dostlar, şu anda musalla taşında yatmakta olan bir din kardeşimiz var. İkindi de bizden birisi olabilir. Yarın bizden birisi olabilir. Bugün, yarın, eninde sonunda bizden birisi taputun içerisine, musalla taşına ulaşmış olacak nasip olursa. Yani ölüm şerbetini alâ küllâ hâl her birimiz içeceğiz. Şimdi o ölüm şerbetini içinceye kadar istediği gibi hareket eden bizler, ölüm şerbetini içtiğimiz andan itibaren istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Artık ondan sonra zuhurata tabiiz. Ne demek? Başımıza ne gelirse ona âmennâ ve saddıknâ diyeceğiz. Münker ve nekir meleklerini bize bir şey yapmasına gerek yok. Hayattayken bizi yıkayanlar elimizi sağımızı solumuza zaten bağlıyorlar. Eller zaten bağlı, ayaklar zaten bağlı, çene zaten bağlanmış. Dolayısıyla zaten münker ve nekir meleklerine kalmadan bizi ne yapmışlar? Poşetlemişler, bağlamışlar vesaire. Bundan sonraki manzaralarda biz kendi irademize göre hareket edemiyoruz. Nasıl ki insan askere gittiği zaman komutanlar ne derse, şurada yatacaksın, şurada kalkacaksın, şu silahı kullanacaksın, şu talimi yapacaksın, tamam ne derlerse o. Bu alemden öbür aleme intikal edince Allah Celle ve Ala Hazretleri nasıl bir muamele ile kullarına muamele yaptığını hep beraber görelim. Kütüb-i Sitte'den Ebu Davud ve Nese'i'de zikredilen bu hadis-i şerifin benzerleri Tirmizi'de de rivayet edilmiş. Dolayısıyla bu hadis-i şerif hadis kaynaklarında sağlam bir hadis-i şeriftir. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "İza haracet ruhul mu'mini telakkahu melekan." Hazreti Bera radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor bir macerasını. Diyor ki: "Haracna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fî cenâzeti racülün minel ansâh." Ensardan birisi vefat etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle onun cenazesine katıldık diyor. Hadis-i şerifi anlatan, olayı anlatan, olayın şahidi, görgü şahidi Hazreti Bera. Diyor ki: "Fenteheynâ ilel kabri." Mezara gittik, kabre gittik. Kabre gittiğimizde وَلَمَّا يُلْحَدْ. Henüz kabir işlemleri bitmemişti. Kabir bir taraftan kazılıyor, bir taraftan da cenaze kabre yerleştirilmek üzere hazırlıklar yapılıyordu. فَجَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ aleyhi ve selleme وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturdu, biz de onun etrafında oturduk. Bir cenaze merasimi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturdu, biz de oturduk. كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. Fakat o cenaze sebebiyle, bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındayız ya, sanki böyle başlarımızda kuş var. Yani hiç sallanmadan böyle pür dikkat Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz. Hani başında kuş olan insan, kafamı azıcık sallarsam kuş uçar kaçar, kaçmasın diye kafasını hiç sallamaz ya. Biz başında kuş olan insanlar gibi Efendimiz'in etrafında şöyle pür dikkat kesildik. وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْاَرْضِ. Elinde bir odun parçası, çubuk vardı. Onunla beraber toprağın üzerini şöyle eşeleyip duruyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالْ.
Biraz sonra mübarek başını kaldırdı ve dedi ki: "İste'idu billahi min azabil kabr marrateyn ev thalaten." İki kere veya üç kere: "Ey ümmetim, kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının." dedi Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Sümme kal, sonra herkesin pür dikkat olduğu o manzarada şöyle söyledi: "İnnel mu'mine izâ vud'a fî kabrihi ve tevellâ anhu ashabuhu ve huve yesma'u khafqa ni'âlihim ye'tîhi melekân feyüclisânihi." Bir mü'min kabrine konduğu zaman ve onu defne götüren oğlu, kardeşi, babası, annesi, kimler varsa, yani onu götüren kimler varsa, onlar defin işlemini bitirip oradan ayrıldıkları zaman, onların ayrılması esnasında ayak seslerini duyar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bize kim anlatıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. "Hocam, gerçekten duyar mı?" "Tereddüdün varsa yakında öleceksin. Bakarsın, duymazsan haber ver. Duymadım dersin, bakarız çaresine." Evet, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne diyor? O insanı defne götürenler, defin işlemlerini bitirip oradan ayrılırken ayrılıyorlar diye ayak seslerini, nalin seslerini duyar. Bundan sonra ye'tihi melekâni, iki tane melek gelir. Bu meleklerin adı Münker ve Nekir'dir. Feyekûlâni lehu, ona derler ki: "Men rabbuke?" Rabbin kimdir? Şimdi soru başladı, soru faslı başladı. Soruyu soranlar kim? Melekler. Hangi melekler? Münker ve Nekir melekleri. Kime soruyorlar? Kabre giren herkese soruyorlar. Mümin olsa da olmasa da herkese bu soruyu soruyorlar. Peki biz cenazeyi defnettiğimiz zaman farz değil, vacip değil ama müstehap olarak, sünnet olarak ve usul olarak kabul ediliyor. Telkin okuruz mezarda cenazeye defnedilen, yeni mezara konan cenazeye telkin okuruz. Deriz ki ona: "Biraz sonra sana iki tane melek gelecek. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Kitabın nedir? İmamın kimdir? Kardeşlerin kimdir? Kız kardeşlerin kimdir?" diye sana soracaklar. Sen de korkma onların bu soruları karşısında, telaşlanma. وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا, o meleklerin sorularına cevap verirken "اللّٰهُ رَبِّي, Rabbim Allah'tır" de. وَالْاِسْلَامُ dini, İslam da benim dinimdir de. وَمُحَمَّدٌ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِي وَنَبِيِّ, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de benim peygamberimdir, Allah'ın elçisidir. وَالْكَعْبَةُ kıbleti, benim kıblem Kâbe'dir. وَالْمُؤْمِنُونَ اِخْوَانِي وَالْمُؤْمِنَاتُ اَخَوَاتِ, mü'min erkekler benim kardeşlerim, mü'mine hanımlar da benim kız kardeşlerimdir. Kur'an-ı Kerim de benim imamım ve kitabımdır, cevabını ver diye mezarın üzerinden ona telkin okuruz. Ne dersiniz, bu telkini duyar mı? Ayrılacak olan insanların ayak seslerini, nalin seslerini duyacaksa bu sesi de elbette duyar. Şimdi Peygamber Efendimiz'den dinleyelim. Ne diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz? Melekler ona sorarlar: "Rabbin kimdir?" O cevap verirken "Rabbim Allah'tır" cevabını verir. Melekler ona "Dinin nedir?" diye sorarlar. O da "Dinim İslam'dır" der. Melekler ona bu adam hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaretle bunun hakkındaki görüşün peygamber olarak geldiği ileri sürülen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki görüşün nedir diye sorarlar. Feyekulu huve rasulullah,
o Allah'ın elçisi benim biricik peygamberimdir cevabını ver, verir. Feyekulani derler ki ve ma yudrik. Nereden biliyorsun onun Allah'ın elçisi olduğunu? Feyekulu der ki qara'tu kitaballahi fe amantu bihi ve saddaktu. Ben Allah'ın kitabını okudum, okuyanları dinledim, iman ettim ve tasdik ettim der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin insanın münker ve nekir meleklerinden sorularına vereceği bu cevabı Kur'an'dan bir ayetle destekliyor. Ve zalik fe zalike kavlullahü teala. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin şu ayeti kerimesi bunu gösteriyor. Nedir o ayeti kerime? Yusebbitullahu allazina amenu bil kavlis sabiti fil hayatid dunya ve fil ahireh. Allah Celle Celaluhu gerçekten samimi olarak iman eden insanları hem alemi berzahte kabir aleminde hem de ahirette imanlarında sabit kılar, sorulara kolaylıkla cevap vermesini sağlar. Feyunadi munadim mines sema. Biz cenazeyi defnettik, işimize döndük, karnı aç olan yemeğe gidiyor, öyle mi? Yorulmuş olan istirahata gidiyor ama mezara koyduğumuz insanın istirahatı başlamadı. O şimdi uzun bir hayatın hesabını vermek için münker ve nekir meleklerinin karşısında evvela özet bir soru cevap faslı geçecek. Bu insan bu soru cevap faslını bu şekilde başarıyla mümin hallettiğinden dolayı feyunadi münadim mines sema, ta göklerden bir ses gelir, o onu duyar. En kad sadaka abdi fe efrişuhu minel cennet ve elbisuhu minel cennet وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ Kulum doğru söyledi. Cennetten ona bir döşek yayın. Ve cennetten elbiseyle onu giyindirin. Ve cennetten ona bir kapı açın. فَيَئْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا O andan itibaren cennetten pöfür pöfür cennet rüzgarları ona esmeye başlar ve cennetin güzel kokuları ona ulaşmaya başlar. Ve yuftahu lehu fihi madde basarihi. Gözünün görebildiği kadar kabri kendisine genişletilir. Kıymetli dostlar, şimdi biz kabri böylesine genişletilen insanın kabrini açsak, genişlemiş bir kabir görür müyüz? Elbette kabir azabı olsun veya kabirde insanın rahat etmesi, cennet bahçesine girmesi olsun, kabri açtığımız zaman orada bir cennet bahçesi bulmamıza gerek yoktur. Burada nimet ve nikmet elbette ruh üzerinde icra edilmektedir. Beden çürüyecektir. Beden zaten çürüyecektir. Kıyamette diriltilecektir. Siz bunu hep yaşamaz mısınız? Öyle bir rüya görürsünüz ki uyanmak istemezsiniz. Öyle bir rüya görürsünüz ki nereden gördün bunu dersiniz. Bir rüyada çok uzun sürmediğini söylerler. Uyandığımız zaman kan ter içerisinde kalabiliyoruz değil mi? Eğer siz rüyada yılanlarla, ciyanlarla, akreplerle, canavarlarla boğuşuyorsanız uyandığınız zaman oh be kurtuldum dersiniz. O uyku sizin için nedir? Bir dinlenme değil, bir yorulma, bir çile vesilesiydi. İşte kıymetli dostlar, burada cennet bahçesinden efendim pöfür pöfür rüzgarların esmesi, onun kokusunun ona ulaşmış olması, elbette bu burun bunu almayacaktır. Ruhun burnu bunları alacaktır. Sonuçta kabirdeki bu insan mutlu mu? Mutlu olacaktır. Gözünün görebildiği kadar geniş bir alemde olduğunu Allah Celle ve Ala Hazretleri kendisine gösterecektir. Peki bu insanın manzarası böyleyken bir de hazırlıksız giden, münafık olduğu halde imanında samimi değil, gösteriş için kendisini Müslümanlar arasında gösteriyor, namazı bir yük görüyor. İslam'ın verdiği yasakları anlamsız ve manasız görüyor. Neden içki, neden kumar, neden faiz, neden zina, neden flört, neden aşk, yalan haram olsun ki diyor. Anlamsız görüyor İslam'ın kriterlerini.
Şimdi buna da kâfir derler. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o cenaze defin esnasında kara kara düşünüp, derin derin düşündükten sonra mübarek başını kaldırıp oradakilere kabir âlemiyle ilgili bilgi veriyor. Diyor ki, kâfir veya münafık اِذَا بُضْعَ ف۪ي قَبْرِهِ, o da kabrine yerleştirildiği zaman وَعَادَتْ رُوحُهُ ف۪ي جَسَدِهِ, onun da ruhu kabre konduğu zaman cesedine avdet eder. Çünkü cesedin olduğu yerde münker ve nekir meleklerin suali devam edecektir. Ruh ile beden arasında bir bağlantı kuruluyor kabre yerleştirildiği zaman. يَأْتِيهِ مَلَكًا, ona da iki tane melek gelir. فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ, melekler aynen diğerine sordukları gibi ona da soru sormaya başlarlar. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Kitabın hangisidir? Bunları sorarlar. فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ, dinin nedir diye sorduklarında, ha Rabbin kimdir diye sorduklarında, hazırlıklı mı bu? Değil. Ne diyecek? Aynen Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifadesini kullanıyorum. Artık evet, safları bir sıklaştıralım. Arkada bekleyenler var, dışarıda da yağmur var. Şöyle safları bir dolduralım. Safları bir dolduralım. Boş yer kalmasın. İstersen şöyle bir kalkın, Allah rızası için bir kalkın. Ezan da okunuyor zaten. Öne doğru gelelim. Allah hepinizden razı olsun. Boş yer kalmasın ama. Dolduralım, dolduralım. Öndeki boşlukları dolduralım. Bu kalkıp oturmanız da bir ibadettir. Kur'an'daki bir emri yerine getirdiniz. Üst katlara da kardeşlerimiz yer vardır, yerleşebilirler inşallah. Şimdi kıymetli dostlar, hazırlıksız bir şekilde kabire giren insana, hayattayken Allah'ı takmayan, dinlemeyen, haram helal dinlemeyen, cami yüzü görmeyen o insanlara Rabbin kimdir diye sorduklarında vereceği cevap heyecandan ne yapacağını şaşıracak, cevap veremeyecek, sadece derin bir nefese diyecek. O soruyu geçecekler. İkinci soruyu soracaklar. Diyecekler ki feyekulani ma dinuke, o zaman dinini söyle bakayım, hangi dinin mensubusun sen? Feyekulu la edri, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum diyecek. Feyekulani diyecekler ki ma hadar racülü lezî bu'ite fîküm, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili bunun adına ne, bunun hakkında ne söylersin diyecekler. Feyekulu la edri, bilmiyorum, bilmiyorum, cevabım yok onunla ilgili diyecek. Feyunâdî münâdîm minessemâ, sorular bitti. Gökyüzünden bir münadi şöyle nida edecek. En kedebe, yalan söyledi be. Fe efrişûhu minennâr, cehennem ateşinden altına bir yatak serin. Ve elbisûhu minennâr, cehennem ateşinden giyindirin onu. Ve ftehû lehu bâben ilennâr, cehennem ateşinden ona bir kapı açın. Kâle fe ye'tîhi min herrihâ ve sumûmihâ, o cehennem ateşinin hararetinden ve kokusundan ona gelir de gelir, onu rahatsız eder de eder. Ve yudayyaku aleyhi kabruhu, kabri ona daraltılır. Hatta tahtelifu fihi adla'uhu, yani tabiri caizse kemikleri birbirine geçercesine kabir onu sıkar da sıkar. Sümme yuqayyadu lehu a'ma ebkemu ma'ahu mirzebbetun min hadidin. Ben demiyorum, Peygamber Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem, elinde demirden kamçısı olan bir görevli, tabiri caizse dilsiz ve kör bir görevli görevlendirilir. لَوْ ذُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَسَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ تُعَالُ فِيهِ الرُّحُ. O görevli olan melek ve
efendim ona azap etmekle görevli olan melek elindeki o demirle, demirden kamçıyla beraber ona vurur da vurur. Öylesine şiddetli vurur ki insanlar ve cinler onun sesini duymazlar, yoksa diğer canlılar onun sesini duyar diye bize bilgi veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ezan-ı Muhammedi okundu kıymetli dostlar. Her birimiz ölüm şerbetini bir gün içeceğiz. Rabbim imanı kamille içmeyi nasip eylesin. Hepimiz bir gün kabre varacağız. Münker ve nekir meleklerin sorularıyla karşı karşıya kalacağız. Bizim Rabbimizden niyazımız, dünyada imanı kamil ile hazırlıklı bir şekilde çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Bir zamanlar Avrupa'ya gitmiştim. Almanya'da birkaç yerde sohbet ettim. O sohbet esnasında bizi taşıyan bir arkadaşımız, götürüp getiren arkadaşımız vardı. Ayrılırken dedi ki, hocam, bu sohbetler içerisinde en çok hoşuma giden Doğan'dan bir cümle oldu dedi. Neydi dedim? İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girmeyi her birimize nasip eyle. Bir tutarsa var ya, bir tutarsa var ya, köşeyi döneriz Allah'ın izniyle. Öyleyse bu duayı çok çok yapmak lazımdır. Lillahi'l-Fatiha.